Bağırsak floramızın bozulması ve fırsatçı bakterilerin çoğalması sonucu birçok sağlık sorunu yaşarız. Bu yaygın sağlık sorunları, tiroid yetmezliğinden hazımsızlık sorununa, B vitamini eksikliklerinden akıl hastalıklarına kadar geniş bir yelpazededir. Sindirim sistemi, sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem, insan vücudunun belirli bölgeleriyle ilgilenen farklı uzmanlık alanlarıdır. Belirli bir alanda uzmanlaşan bazı doktorlar, odaklandıkları organları incelerken vücudumuzun geri kalan fonksiyonlarını maalesef göz ardı edebilmektedirler. Dolayısıyla her bir organın, vücudun geri kalan organları ile birlikte var olduğu ve çalıştığı gözden kaçmaktadır. Ancak psikiyatrinin özel bir durumu vardır. Klasik tıp bilimi, bu alanı vücudun geri kalan organlarından ayrı tutarak incelemektedir. Oysa psikiyatrik hastalıkların bağırsak fonksiyonlarının düzeltilmesiyle hafiflediğine dair pek çok örnek vardır. Ünlü Japon profesör Kazutsu Nishi, psikiyatrik hastalıkların en azından onda birinin bağırsağın kendi kendini tokside etmesinden kaynaklandığını dile getirmektedir. Psikiyatrik hastaların büyük çoğunluğu aynı zamanda sindirim sistemi hastalıkları da yaşar. Ama buna rağmen bağırsak ve beyin ilişkisi, ne yazık ki günümüz bazı doktorlar tarafından yeterli ilgiyi görememektedir. Alkol tüketimi, beyin fonksiyonlarını etkilediği gibi sindirim sistemimizi de etkiler. Alkol tüketiminin konumuzla ilgisi nedir diye sorabilirsiniz. Ancak metabolizmamızın işleyişiyle ilgili anlatacaklarımız sizleri eminiz ki çok şaşırtacaktır. Sindirim sisteminde bazı zararlı organizmaların bulunması, yani zararlı bakteri ve mantarlar, vücudun sürekli olarak toksik bir kaynağa sahip olması için yeterlidir. Bizler, alkol ya da türevi içecekler tüketmesek de, bu canlı mikroorganizmalar içimizde bir nevi alkol fabrikası kurarlar. Bağırsaklardaki zararlı floranın ürettiği toksik maddelerin miktarı tam olarak bilinemez. Ancak, bağırsak temelli psikolojik sorunlar yaşayan çocuk ve yetişkinlerin bozulmuş bağırsak floraları, nörotoksinlerin vücutta birikmesine sebep olur. Hatta bu toksinler akıl hastalıklarına kadar yol açabilir. Şizofreni, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, disleksi ve dispraksi gibi sağlık sorunları söz konusu olduğunda alkolizm pek akla gelmez. Ancak aralarında önemli bir ilişki vardır. Bağırsak temelli psikolojik hastalıklarda çeşitli nedenlere bağlı olarak zararlı vücut florasının aşırı miktarlara ulaştığı artık bilinmektedir. Bu zararlı floranın bir türü de aralarında kandida mantarının da bulunduğu mayalardır. Mayalar şeker ve türevleri ile beslenir. Şeker, karbonhidratların sindirilmesiyle açığa çıkar. Sağlıklı bir bireyde glikozil adı verilen biyokimyasal işlem sonucu glikoz, laktik asit, su ve enerjiye dönüşür. Maya miktarının yüksek düzeylere çıktığı bir insan vücudunda ise kandida mantarı glikozu ele geçirir. Ve glikozun, alkollü fermantasyon adı verilen bir kimyasal süreçle birlikte sindirilmesine sebep olur. Bu kimyasal süreçte, kandida mantarı besinlerden alınan glikozu, alkol ve bir yan ürün olan asetaldehit'e çevirir. Bu işleyiş, alkol tüketmeden sarhoş gibi olan yetişkinlerde de görülür. Kişilerin bağırsaklarında maya miktarının aşırı artarak alkol ürettikleri, kişiyi sarhoş bir duruma soktukları belirlenmiştir. Bu hastalar, özellikle karbonhidratlı yiyecekler tükettiklerinde sarhoşluk durumuna girmektedirler. Alkol kullanmasalar da, alkolizmin tipik belirtilerini de gösterirler. Alkolün bir diğer özelliği de, molekül ağırlığının oldukça düşük olmasıdır. Bu sebeple alkol, vücuttaki bariyeri kolaylıkla aşar ve hızla kana karışır. Hatta hamile kadınlarda plasentayı dahi geçerek jenine kadar ulaşabilir. Hamilelik süresi, annenin bağışıklık sisteminin doğal olarak baskılandığı bir süreçtir. Eğer annenin vücudunda kandida mantarının artışı görülürse, hamilelik dönemi daha sıkıntılı geçer. Bu durumda, hamile kadının vücudunda görülen alkol artışı yükselerek ileride bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. Hatta çocuk doğduktan sonra dahi anne sütü ile birlikte alkol ve yan ürünlerini almaya devam eder. Anne sütündeki alkol ve yan ürünlerin oranı,
annenin kanındaki ile aynı miktardadır. Böylece bir süre sonra çocuğun organizması da kendi alkolünü ve diğer toksik maddeleri üretmeye başlar. Babanın alkol tüketimi de çocuğun vücudunda maya artışına sebep olur. Nitekim otizmli çocukların babalarının çoğunda zararlı bağırsak florası ve buna bağlı sağlık sorunları tespit edilmiştir. Az miktarlarda da olsa sürekli alkol alımından etkilenmeyecek bir organ yoktur. İnsan vücudunda sürekli olarak alkol bulunmasının bazı kötü sonuçları vardır. Mesela mide iç çeperinin mide asidi üretme kapasitesi düşer. Pankreasın hasar görmesi ve sonucunda pankreas enzimlerinin azalmasına bağlı olarak sindirim sistemi de bozulur. Bağırsak iç çeperleri doğrudan hasar görerek emilim bozukluğu ortaya çıkar. Dolayısıyla vitamin, mineral ve amino asitlerin emilim sorunundan kaynaklanan özellikle B ve A vitamini eksiklikleri yaşanır. Bağışıklık sistemi zayıflar. Karaciğer hasarının sonucu olarak toksinler yeterince temizlenemez. Konuşma yeteneği bozulur, cümleler toparlanamaz, kişi tutukluk yaşar. Kontrol zayıflığı ve koordinasyon eksikliği yaşanır. Öfke, hafıza kaybı ve uyuşukluk hali ortaya çıkar ve sonuçta beyin hasarına yol açan psikiyatrik bozukluklar meydana gelir. Çevresel sinir hasarı ile birlikte duygularda meydana gelen olumsuz değişimler ve kaslarda ortaya çıkan güç kaybı, kas dokusunun zarar görmesine bağlı olarak kasılma ve gevşeme hareketlerini zafiyete uğratır. Sürekli olarak kullanılan bazı ilaçların ve çevreden gelen bazı toksik maddelerin olumsuz etkilerini artırır. Vücuttaki proteinlerin, yağların ve karbonhidratların metabolizmalarında değişiklikler meydana gelir. Alkolün yan ürünlerinden en toksit olarak bilineni asetaldehitin yıkıcı etkilerinden biri de proteinlerin kimyasal yapısını değiştirebilme özelliğidir. Vücudumuz yüksek oranda çeşitli aktif proteinler içerir. Bu proteinlerin kimyasal yapıları asetaldehit tarafından bozulduğunda işlevlerini yeterince yerine getiremezler. Asetaldehit tarafından bozulan protein dokusu, bağışıklık sistemini devreye sokarak kendi vücuduna saldırma hareketi geliştirir. Pek çok otoimmün reaksiyonların bu işleyişin sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Asetaldehitin dönüştürdüğü proteinleri yok etmesi için bağışıklık sistemi tarafından üretilen antikorlar, dönüştürülmüş proteinlere saldırdığı gibi bazen normal proteinlere, yani organlarımızın dokularına da saldırabilmektedir. Görüldüğü gibi bağırsak temelli psikolojik rahatsızlıklarda kendi dokularına saldıran antikorlar da bulunabilmektedir. Beyin hücreleri ve bu hücrelerin uzantısı olan miyelin kılıfı da bağışıklık sisteminin saldırısına uğrayabilir. Dolayısıyla yetişkinlerde miyelin hasarı multiple skleroz, yani MS hastalığına neden olur. Aynı zamanda otizm ve dispraksi hastası olan çocuklarda görülen nörolojik hastalıklar ile MS hastalığında yaşanan rahatsızlıklar benzerlik gösterir. Bu çocuklarda görülen yüksek maya artışı asetaldehit üretimine yol açmış olabilir. Alkol ve asetaldehitin insan metabolizmasında birçok temel besin maddesini kullanılamaz hale getirdiği bilinmektedir. Örnek olarak proteinlere bağlanan asetaldehit, nörotransmitter üretiminde ve yağ asitlerinin metabolizmasında rol alan B6 vitamininin eksikliğine yol açar. Bu işlevsel eksiklik, yediğimiz besinlerde yeterince B6 vitamini olsa bile asetaldehit, bu vitaminin proteinler üzerindeki işlevsel etkisini göstermesine engel olur. Dolayısıyla B vitamini metabolizmada amacına ulaşamadan dışarı atılır. Bu durum sadece B6 vitamini için geçerli değildir. İşlevini yerine getirebilmek için proteinlere bağlanması gereken daha birçok maddenin başına gelir. Bağırsak temelli psikolojik rahatsızlıkları yaşayan kişilerde görülen bir başka yaygın sorun ise tiroid yetmezliğidir. Bu kişilerin tiroid bezi yeteri kadar hormon üretebilse bile işlevsellik etkisi asetaldehit tarafından engellenir. Sonuç olarak vücutta tiroid yetersizliğinin en karakteristik belirtileri olan depresyon, yorgunluk, obezite ve vücut ısısındaki dengesizlikler ortaya çıkar.